Yeni yayınlanan bir çalışmada balık yağının inmeye sebep olduğu gösterildi. Bugün belki internette gördüğünüz balık yağı aritmi yapıyor veya inmeye sebep oluyor haberinin detaylarına bakacağız. Gerçekten böyle bir şey var mı? Bu söylem nereden çıkmış? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi belki bu haberi gördünüz. Anadolu Ajansı yayınlamış. Birçok medyada da yer almıştı. Balık yağı takviyesi sağlıklı kişilerde inme ve kalp hastalığı riskini artırıyor. Artırabilir, artırıyor. Çeşitli haber farklı şekilde yer aldı. Bu haber 22 Mayıs 2024'te yayınlanan bir haber. Farklı haber de bu şekilde yer almıştı o zaman. Ondan sonra da bayağı bir tartışmaya yol açmıştı. Şimdi bunun çıkış noktası nereye dayanıyor? 21 Mayıs 2024'te yayınlanan bu çalışma Dayanıyor. Haberselerimiz çok hızlı bir günde klinik çalışma takip edip haber yapabiliyorlar. Ama tabii ki de böyle değil. Ya çalışmayı yapanlar sansasyonel bir cümleyi oradan cımbızlayıp... ...yabancı haberselerinde yayınlandıktan sonra... ...bizim ülkemizde de direkt olarak reyting getirecek bir malzeme olduğu için... ...hemen haber yapılmış gayet hızlı bir şekilde. Şimdi bu çalışma bize ne söylüyor? Düzenli balık yağı takviyesi kullanımının kardiyovasküler hastalıkla ilişkisi... ...prospektif kohort çalışması bu çalışma işin teknik detayını bilenler için değineyim. Ne yapmışlar? 40 ile 69 yaş arası bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan orta yaşlı popülasyonda balık yağı takviyesi kullanan bireyleri incelemişler. Sizce bu çalışma nasıl yapılmıştır? Herhalde gerçekten balık yağı içtiklerinden emin olunmuştur diye düşünebilirsiniz. Ancak bu çalışmayı nasıl yapmışlar? Sadece kişilerin bildirimine dayalı ve İngiltere Biobank verilerinden yani bizim en abız gibi verilerden elde edilerek de Ayşe teyze inme geçirdi. Bu çalışmaya katılmıştı. Mehmet amca kalp krizi geçirdi. Oradan dataları alıp ve Ayşe teyze Mehmet amcaya da telefonla balık yağı kullandın değil mi diye sorularak o da evet kullandım diyorsa aa bak bu teyze balık yağı kullandı. Aynı zamanda sistemden baktığımızda da inme geçirmiş diye bir çıkarımda bulunularak yapılan bir çalışma. Şimdi ne çıkmış bu çalışmada? Balık yağı kullananlarda atrial fibrilasyon gelişme riski %13 daha yüksek bulunmuş. İnme geçirme riski ise %5 daha yüksek bulunmuş. Şimdi burada sizlere relative risk nedir? Mutlak risk nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Belki sıkıcı gelebilir ama çalışmayı anlamak için önemli. Relative risk bir riskteki artış oranını gösterir. Örneğin bir ilacı kullananlarda kalp krizi riski %1'den %2'ye çıktıysa iki kat artış var diyebilirsiniz relative risk olarak. Bu daha sansasyoneldir. Ancak mutlak risk bizim için daha anlamlı bir değerlendirme. Gerçekten bu hastalık oranı ne olmuş buna bakar. Yani %1'den %2'ye çıktığını sadece %1'lik bir artış olduğunu bize gösterir. Diğer sebeplerden de arındırılır. Yani belki bu balık yağı kullandığını söyleyen grup kullanmasaydı da felç geçirecekti. Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. İşte mutlak risk bizim için daha da önemli. Bu çalışmanın mutlak riskine baktığımızda atrial fibrilasyon riskinin içindeki artış %0.065 bakın çok düşük bir oran. İnme riskindeki artışsa yüzde %0.005 yani 100 binde 5'e denk çok 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 küçük bir oran. Zaten çalışmanın metoduyla ilgili de problemler var. Yani sadece kişisel beyana dayalı bir çalışma olduğu için bu risk de zaten ihmal edilebilir. Ayrıca balık yağının dozu yok, formu yok. Yani bu datada balık yağı kullandım diyor ama kim hangi formda kullandı? Trigliserit mi kullandı? Etilester mi kullandı? 1 gram mı kullandı? 3 gram mı kullandı? Gerçekten kullandı mı? Ben birçok hastayla karşılaştım. Hocam diyor balık yağı kullandım hiçbir şey yaramadı. 30 kapsül içeren balık yağı almış. Üzerinin 3 ay geçmiş. Daha şişenin yarısı duruyor. Şimdi bu da kullandım demek. Her gün düzenli kullanmak da kullandım demek. Dolayısıyla çalışmada böyle bir problem var. Ayrıca çalışmada şu sonuç da çıkmış. Evet bu %0.005 artış gösterilmiş. Ancak balık yağı kullanmadan inme geçirenlere göre Balık yağı kullanıp inme geçirenlerde de kardiyovasküler sonuçları azalttığı gösterilmiş balık yağının. Yani kalp yetmezliği, ölüm, kalp krizi gibi sonuçları azalttığı gösterilmiş. Yani balık yağı atrial fibrilasyon geçiren kişileri de negatif etkilerden korumuş aslında. Ancak haberlerde hiç bunlar söylenmeden sadece balık yağı aritmi riskini %13 artırıyor diye başlık atmak tabii ki de çok daha ilgi çekici. Şimdi bu ekip 2020 yılında aynı dergide bir çalışma daha yayınlamış. Bakın çok geniş kapsamlı 427.678 kadın erkek 40 ile 69 yaş arası herhangi bir kardiyovasküler hastalığı veya kanseri olmayan kişileri 2006 ile 2010 yılları arasındaki datalar kullanılarak ve 2018 yılının sonuna kadar takip edilerek bir çalışma yapmışlar. Yine aynı biraz önce anlattığım gibi o biyobank yani bizim Türkiye'deki en abız verileri üzerinden yapılan bir çalışma ve o çalışmada bakın neler çıkmış. Koroner kalp hastalığı riskinde 9, %13 düşüş. Kardiyovasküler ilişkili mortalitede %19 düşüş. Kalp krizine bağlı ölümde %20 düşüş. Kalp krizi riskinde %17 düşüş. Herhangi bir kardiyovasküler olay riskinde %8 düşüş. İnmede %10 düşüş gibi bakın atrial fibrilasyon riskinde %10 düşüş. Diğer çalışmaya göre tam tersi bir bulgu bulmuşlar 2020'de. Aşağıya doğru görüyorsunuz. Demansta, karaciğer kanser riskinde, inflamatuar bağırsak hastalığı riskinde, kalça kırıklarında düşüş gibi birçok veri elde edilmiş bu 2020 yılındaki çalışmada. Şimdi aynı ekip böyle bir çalışması daha var ama sansasyonel bir başlıkla haber sitelerine servis etmek onların daha işine gelmiş gibi görünüyor. Şimdi gerçekten %0.005 de olsa bir risk artışı var mı diye baktığımızda burada çok geniş kapsamlı Amerikan Kalp Cemiyeti'nin bir yayını olan Circulation dergisine yayınlanan bir meta analiz var. Bu meta analizde 42 tane bir yıldan uzun süreli balık yağı kullanımıyla ilgili klinik çalışma dahil edilmiş ve bunların sadece 7 tanesinde atrial fibrilasyon riski artışı olduğu söylenilen çalışma var. Bunların da sadece 3 tanesi gerçekten dikkate değer istatistiksel olarak anlamlı. İşte biraz önce anlattığımız gibi telefonla şunla bununla yapılan çalışmalar değil de gerçekten elle tutulur e, klinik çalışma tespit edilmiş. İşte bu 3 çalışma bize ne söylüyor? Bunlardan bir tanesi STRENT çalışması. Burada atrial fibrilasyon riskinde %0. 9 artış gösterilmiş ancak inme riskinde artış gösterilmemiş. Bu çalışmanın problemi de şu. Yüksek dozda serbest yağ asidi formunda bir balık yağı kullanılmış. Biliyorsunuz bizim ülkemizde genelde zaten benim videolarımda da önerdiğim ne trigliserit formunda kullanılması burada serbest yağ asidi formunda piyasada yaygın olarak bulunmayan bir balık yağı kullanılmış. Bu da bu çalışmanın soru işaretlerinden bir tanesi. Bir diğer çalışma Reduce It çalışması. Burada 45 yaş üstü mevcut zaten kalp damar hastalığı olan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma. Burada da günde 4 gram etil ester formunda ve saf EPA vermişler. Biliyorsunuz EPA ve DHA şeklinde balık yağının iki formu var. EPA özellikle kalp damar sağlığı üzerinde görevli olan yağ asidi. ancak yine burada da bizim önerdiğimiz trigliserit doğal form değil sentetik olan laboratuvarda sentezlenen etilester formu ve 4 gram gibi yüksek bir dozda kullanılmış. Bu çok yüksek bir doz. Biliyorsunuz biz genel sağlık korumak için 1 gram bandında. Eğer kalp damar hastalığınız varsa, trigliserit yüksekliğiniz varsa, vücudunuzda inflamasyon varsa 2 gram dozunda kullanılmasını öneriyoruz. 4 gram gerçekten çok yüksek bir doz ve burada da at fibrilasyon mutlak riskinde %1.4 artış olmasına rağmen kardiyovasküler olaylarda %25 azalma ve inme riskinde de bakın %26 azalma sağladığı gösterilmiş. Burada %1.4 atrial fibrilasyon riskinde artış var ama bu çalışmanın problemi de 4 gram etilester kullanılmış olması. Bir çalışmada omemi çalışması. Burada da hastanede kalp krizi geçirmiş. 75 yaş üstü kişiler analiz edilmiş. Bu grup zaten yani atrial fibrilasyon için yüksek riske sahip bir popülasyon. Bunlar üzerinde yapılan bir çalışmada da mutlak riskte %3.2 artış gösterilmiş ancak inme riskinde bir artış olmadığı saptanmış balık yağı kullanan grupta. Zaten bu çalışmada kalp krizi geçirmiş ve 75 yaş üstü kişiler üzerinde yapılmış. Bu çalışmanın da handikapı bu. Yani sonuç olarak elimizde bizim önerdiğimiz günlük 1 gram, 2 gram gibi dozlarla ve trigliserit formu bir balık yağı kullanımıyla aritminin arttığına dair, atrial fibrilasyonun arttığına dair veya inmenin arttığına dair elle tutulur bir data bulunmuyor. Bu medyaya yansıyan çalışmada her zamanki gibi biraz rating kaygısı ya tıklanma kaygısı yapılmış bir haberin sonucu. Balık yağı ile ilgili omega 3'e neden ihtiyacımız var başlıklı videomu izleyebilirsiniz. Çok kapsamlı bir şekilde anlatıyorum. Ayrıca tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi ve beyinden bağırsa isimli kitapları da okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.